Merhabalar gençliğin gözyaşları. Şimdi çokgenler bölümünün yani 13. bölümün tarama testini çözeceğiz arkadaşlar birlikte. Önce bir odaklanmayı ayarlayalım. Sonra da başlayalım sorularımızı çözmeye. Evet, şöyle bir aydınlık seviyemizi de yükselttik. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi eşkenarlı olması düzgün çokgen olmasını gerektirmez. Şöyle düzgünlüğünü de ayarlayalım. He, tamam. Ne diyordu bir daha okuyayım. Aşağıdakilerden hangisinin eşkenarlı olması düzgün çokgen olmasını gerektirir diye bir şey sormuş arkadaşlar. Düzgün çokgen olmasını gerektirir. Şimdi tabii ki cevap Adana arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şimdi senin dörtgenin var mesela diyelim. Bunun kenarları eş. Şimdi dört kenarı da birbirine eş olan bir sürü dörtgen var diye düşünüyoruz değil mi? Nedir onlar? Birincisi işte kare, ikincisi eşkenar dörtgen, başka da yok iki tane. Kareyle eşkenar dörtgen var ve eşkenar için eşkenarlı olması illa düzgün olacağı anlamına gelmez dörtgenlerin. Çünkü neden? Eşkenar dörtgen düzgün şekil değildir. Düzgün olmasının tanımı neydi? Hem kenarları eşit olacak hem açıları. Bana eşkenarlı bir dörtgen çiz dediğinde ben tam net çizemem. Kare de çizebilirim, eşkenar dörtgen de çizebilirim. İkisi de sonuçta eşkenarlı ama düzgün dediği zaman kare çizersiniz dostlarım. Demek ki dörtgenlerde eşkenarlı olmak illa bir tane dörtgen vardır. O da eşkenarlıysa kesin düzgün çokgendir diyemezsiniz. Ama üçgenlerde öyle değil. Üç kenarı da eşit olan bir tane üçgen vardır. O da eşkenar üçgen ve eşkenar üçgenin açıları da aynı zamanda eşit olduğu için düzgün çokgendir aynı zamanda. Yani üçgenlerde eşkenarlıysa kesin düzgün çokgendir dersiniz. Dolayısıyla düzgün çokgen olmasını da gerektirir lafını da böylelikle koymuş olduk. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bir konveks çokgenin kenar sayısının 11 fazlası. Hemen yazıyorum. Şimdi kenar sayısının 11 fazlasını yazıyorum. N diyelim bir kenara. 11 fazlası. Diyor ki bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısının. Şimdi bunu da tabii köşe taşında vurgulamıştık. Unutulabilir demiştik hatta. Bir köşeden çizilebilen köşegen sayısı n-3'tür. n-2 ile karıştırılabilir diye söylemiştik dostlarım. O zaman dedik ki şekil çizerek bunu çok rahat kendinizde görebilirsiniz. İzlemeyen arkadaşlar köşe taşının birinci ikinci köşe taşlarımızı izlemeniz yeterli olur. Öğrenirsiniz hatta ikinci köşe taşıymış ikinci sorumuz. Orada izlersiniz. Şimdi ne diyoruz burada da? Bir köşeden çizilebilecek köşegen sayısı. Bu da n-3 ile gösteriliyordu. İşte n-3'ün 3 katına eşittir diyor dostlarım. İşte denklemi kurduk. Hadi gerisini hemen hızlı bir şekilde halletmeye çalışalım. Çok mu parlak yaptık ya? Biraz kapatalım mı parlaklığı? Tamam böyle olsun. Daha iyi olur. Evet şimdi hemen çözelim bunu. N artı 11 eşittir. 3N eksi 9 oldu. Buradan 2N eşittir 20 geldi. N eşittir 10 çıktı. İkinci sorumun cevabı Adana'dan geldi. Hemen geçerim 3'e ben de. 15 kenarlı dışbükey bir çokgen. Bir köşesinden çizilen köşegenlerle kaç üçgensel bölgeye ayrılıyor sorusunun cevabı. Bir köşeden çizilen köşegenlerle çokgen n-2 tane bölgeye, üçgensel bölgeye ayrılıyordu her zaman. O zaman sorumuzun cevabı 15-2'den Bursa'dır. Paketleyin çıksın. 4 numaradayız. İç açılarının toplamı. Dostlar bir düzgün çokgenin iç açılarının toplamı n-2 çarpı 180 formülüyle bulunuyordu ki bu da 1980'miş. Hemen birer sıfırı sildim. 18'e bölerseniz her iki tarafı 11 geliyor. Buradan n eşittir 13 çıktı. Üçüncü değil dördüncü sorumun cevabı 13. Yani Denizli'den geldi. Evet 5 numaralı sorudayız dostlar. Bunu okuyalım hemen. Bir dış açısının açı ölçüsünün bir iç açı ölçüsüne oranı 1/5. Dış açıya x diyelim, iç açıya y diyelim. x/y 1/5'miş dostlar. Şimdi düşünsenize bir düzgün çokgenin
bir iç açısı x, bir dış açısı y demek aslında x ile y'nin toplamı, yani iç ve dışın toplamı her zaman 180 demek. Biz x'e 1 demişiz mesela, 1a, y'ye de 5 demişiz, 5a olsun. O halde 6a dediğin şey 180. Demek ki a buradan 30 geldi. Dış açıyı 30 bulduk. Dış açı 30 derece çıktı dostlarım. Ve biz bir de şunu biliyoruz. Bir düzgün çokgenin kenar sayısı 360 bölü konveks çokgen kaç kenarlıdır düzgün çokgen diyor. 360 bölü dış açı bize her zaman kenar sayısını veriyordu arkadaşlar. Her zaman kenar sayısını veriyordu. O zaman 360 bölü 30'dan 12'dir diyelim. Sorumuzun cevabı 5 Ceyhan'dan çıktı arkadaşlar. Geldik 6 numaralı sorumuza. Hemen 6'yı açtık. Bir konveks çokgenin iç açılarından üçünün ölçüleri şunlardır. Diğer iç açıları eşit olup bu olduğuna göre çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi biz bunu dış açıların toplamı formülünden bulacağız. Çünkü iç açılarının toplamını bilmiyoruz. Çokgenin kaç kenarlı olduğunu bilmediğim için iç açılarının toplamını da bilmiyorum. Ama bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 olduğu için buradan yapabilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi bize ne demiş? İç açıları 144'müş birincisi. O zaman bunun dış açısı ne olur? 36. 149'un dış açısı 31'dir. 157'nin dış açısı da 23'tür. Ve eşit olan 153'lerin de dış açıları 27 derecedir. O zaman çokgenin dış açılarını yazıyorum bakın. Bir dış açısı 36, diğer bir dış açısı 31, diğer bir dış açısı 23 ve diğer dış açıları da 27, 27 artı 27 şeklinde. Kaç tane 27 olduğunu bilmiyorum ama toplamlarının 360 olduğunu biliyorum ben arkadaşlar. Peki düzenleyelim. 36, 61, 67 yaptı. 67, 70, 90 yaptı. Şuranın toplamı. Şu üçünün toplamı 90. Hemen 90'ı 360'dan çıkartırsam ne kaldı burada? 270 kaldı. Burada da 27 artı 27 artı 27. Yani kaç tane 27 olduğunu bilmiyorum. 27 çarpı k diyelim biz buna. K tane 27 var. Peki bu durumda k'yı ne bulduk biz dostlar? 27 ile kaçın çarpımı 270'tir? 10'un. Demek ki bu adamın 10 tane dış açısı 27. Demek ki 10 kenar bu 27'lerden geliyor. 3 tane dış açısı da bunlar. Demek ki 3 kenar da buradan geliyor. 10 kenar buradan, 3 kenar buradan. Dolayısıyla bu çokgen toplamda 13 kenarlı bir çokgendir dedik. Ve geçtik 7 numaraya. En kenarlı bir konveks çokgenin en az kaç iç açısı geniş açı olabilir? Arkadaşlar yine köşe taşında anlattığımız durumun aynısı. N-3 kenar sayısının 3 eksiği kadarı iç açısı geniş açı olabilir arkadaşlarım. En az kenar sayısının 3 eksiği kadar açımız geniş açı olabilir. Bunu da şöyle yapmıştık hatta. Birazcık küçük bilgiler de vereyim isterseniz. Şimdi bir düzgün çokgenin dış açılarının toplamı 360 dereceli dış açılar. Şimdi bu 360 dediğimiz 4 tane 90'dan oluşuyor değil mi dostlarım? 4 adet 90'dır. Yani bizim bir düzgün çokgenimizin en fazla 4 açısı 90 derece olabilir. Peki kaç tanesi geniş açı olabilir diye sorsa, kaç tanesi geniş açı olabilir? 3 tanesi geniş açı olabilir dostlarım. Mesela bunları 91, 91, 91 yaparsın ama bu 90'dan büyük olamaz değil mi? Mecbur 87 olmak zorunda kalır. 3 tanesi geniş açı olabilir dış açılarda. O zaman 3 tane, bunların bir de içi var değil mi? 91'in iç açısı ne olur dostlarım? İç açısı 89 olur, 89 olur, 89 olur diyebilirsin. O zaman bizim en fazla 3 tane açımız, iç açımız daha doğrusu dar açı olur. 3 tanesi. O zaman 3 tanesi dar açıysa kaç tanesi geniş açı olabilir? N-3 tanesi de
geniş açı olabilir. Yani 3 tanesi darsa en kenarlı bir çokgenin 3'ü hariç, yani en eksi 3 tanesi de geniş açı olabilir dedik. Evet, şuna geldik. Dış açının ölçüsü derece türünden tam sayı olan kaç tane düzgün konveks çokgen vardır? Tıpatıp aynısını arkadaşlarım. Biz şeyde gördük değil mi dostlar? Deşenize köşe taşında gördük. O yüzden ben hemen 22 işaretledim ama tabii bunu bile şimdi ispatlayacağım. Merak etmeyin. Şöyle ispatlayacağız arkadaşlarım. Şimdi bizim kenar sayımız ile dış açımızın çarpımı 360 dereceli. Düzgün çokgenlerin formülü buydu. Şimdi x burada dursun. X dediğimiz derece 360 bölü n'e eşit. Yani bizim kenar sayımız ne ise 360'ın mutlaka böleni olursa dış açımız tam sayı çıkacak, değil mi? Yani sen burada kenar sayısına 1 dersen 360 bölü 1 dış açımız 360 olur. 2 dersen falan filan böyle gidiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Dış açının tam sayı olması için buradaki kenar sayısının 360'ı bölen sayı olması lazım. 360'ın bölen sayısında nasıl buluyorduk? 360'ı önce asal çarpanlarına ayırmıştık. 2'ye bölelim 180, 2'ye bölelim 90, 2'ye bölelim 45, 3'e bölelim 15, 3'e bölelim 5, 5'e bölelim 1. Yani 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in 1. kuvvetiydi. 360'ın asal çarpanlarına ayrılmış şekli. Bunlarda da üstleri, yani şu kuvvetlerin birer fazlasını alıyorduk. 4, 3 ve 2 şeklinde birer fazlasını alıp çarptığınızda 24 tane bu adamın, yani 360'ın böleni var demiştik dostlarım. 24 tane böleni var. Biraz daha koyultayım ben şunu ya. Yok, koyultayım, pardon. Şöyle olsun. 24 tane böleni varmış dostlarım. Yok, şöyle daha iyi. Gözüküyor mu diye bakıyorum da arkadaşlarım. Heh. Oo, çok koyu oldu. Tamam, şu iyi. 1,3 iyi, tamamdır. 24 tane pozitif böleni var. Tabii ki şimdi bunlardan n yerine 1 yazdığınız takdirde n yerine 1 yazamazsınız. Yani şu 24 tane şöyle sayılar değil mi? Birden başlıyor. 1, 2, 3 diye 360'ın bütün bölenlerini alıyorsunuz. Ama bizim bir kenarlı bir şeklimiz yok değil mi arkadaşlarım? N eşittir 1 desen birgen diye bir şeyimiz yok. Bizim çokgenlerimiz en az 3'ten başlıyor. O yüzden 1 de 2 de bizim için kabul değildir. Yani n 1 de olamaz, 2 de olamaz arkadaşlarım. Şu ikisi de olmayacak. 24 taneydi. Bu ikisini çıkarttık. 22 tane kaldı demiştik köşe taşını çözerken. Evet, tarama testimizin ilk 8 sorusunu çözdük. Arkadaşlar şöyle de bir bilgi bir daha vereyim de bunu köşe taşında yine söylemiştim ama ne demiştim? Dostlar böyle şekilsiz sorular üniversite sınavında sorulmaz. Bakın çokgenler mutlaka sorulur. Çokgenlerden soru gelir. Ama daha çok böyle şekilli sorular sorulur. Haberiniz olsun. Şimdi burada ne diyor? B, K, G. Şurayı 140 vermiş arkadaşlar. Şu açımız 140. Olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır diye bir soru soruyor bize. Hemen şöyle yapalım. Biz bu çokgenimizin şuradaki dış açısına x diyelim. Tabii ki bu dış açı da x olacak. O halde iç açımız, yani şurası bir iç açı, 180 eksi x'tir. Tabii ki şu iç açı da 180 eksi x'tir. Bunu bumeranga tamamlıyorduk dostlarım. Şöyle bumerang yapalım. O halde şurası x, şurası da x. Şuradaki açımız ne diyorduk? Buna bumerangdan dolayı şurada bir bumerang var. 140 x ve şu x'in toplamı, üçünün toplamı şu açıya eşitti dostlarım. O halde bu açının ölçüsü 140 artı 2x. Hocam 2x de burada var. O zaman yaptı 140 artı 4x yaptı ve bunlar bir üçgenin iç açıları olduğu için 180'e eşitlendi. X eşittir 10 çıktı. 10 neydi? Bizim dış açımız. X dediğimiz şey bizim dış açı. Hemen 360'ı dış açıya, yani 10'a bölerseniz kenar sayısını buluyorsunuz. 36 çıktı kenar sayımız.
10. sorudayız dostlar. Düzgün altıgen ve kare. Demiştik ki iki düzgün şekil bir arada verildiyse, bunu köşe taşında taktiğini söyledik. Kenarların üstüne tık tık işaretlerini koyun ve yeni bir ikizkenar üçgene hazır olun. Bakın burası 90 derece. Düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyorum. 90'ı buradaysa şuraya 30 kaldı. İkiz kenarın tepesi 30'sa tabanları 75-75 olur. Ve şu da bizim çokgenimizin iç açısı olduğu için 120. Hemen 75'i çıkarttım. Ne kaldı? 45 mi kaldı arkadaşlar? Doğru hesapladım herhalde. 45 derecedir x dedim. 11 numaralı sorudayız. ABC'de düzgün beşgen ve düzgün sekizgen olduğuna göre x neresiymiş? CBL. Şuradaki açımızın ölçüsü nedir diye bir soru soruyor bize. Düzgün sekizgenin bir dış açısı 45, bir iç açısı 135. O halde şurası 135. Hemen şurayı çizdiğimizde, şu açıyı çizdiğimizde dostlarım, 135 ise şunlar ikizkenar olduğu için şu açılara 22,5'ar derece kalıyor. 22,5 bu açıya kaldı. Sonra bu bizim için düzgün beşgendi. Düzgün beşgense bir iç açısı 108'dir. Buralara 36 yazdım. Şurası da 36 geldi. Şurayı soruyor bize. Şurayı gördük değil mi? Bakın şu açının ölçüsü düzgün sekizgenin bir iç açısı ya dostlarım. 135 derece. Şimdi ne var bunun içinde? 36 var. Bir de artı 22,5 var. Bir de şuradaki x dediğimiz yer var. Artı x eşittir 135 diyorum. Buradan 58,5 yapıyor. 58,5 135'ten çıkacak 58,5. Direkt cevabı işaretleyeyim ben dostlarım. İşlemi uzun uzun uzatmayalım. 76,5 kalıyormuş cevap. Şuna bakalım. Düzgün beşgen doğrusal. Beşgenin çevresi 100 olduğuna göre. Beşgenin çevresi 100 ise bir kenarı hemen 5'e bölüyorum 100'ü. 20 olmak zorunda. Şunlar 20'şer birim. Tamamdır. Peki düzgün beşgende ne demiştik? Bütün köşegenler birbirine eşittir demiştik dostlarım. O halde şuradan çizdiğim köşegen de kesinlikle şöyle tık tık simgesini hak ediyor demektir bu. Buna da tık tıkı yapıştırdık. Şurası 36, şurası 36, şurası 108, buranın da toplamı 108, 72 kaldı. Şurası 108, bir kenar 20 idi, şurası 20 değil, şurası 20 idi arkadaşlarım, bunu da yazdık. Şimdi şu üçgene odaklanmanızı istiyorum, şuna. Bu üçgenle şu üçgeni görüyorsunuz. Eş üçgenler arkadaşlar bunlar. Eş. Nereden anladın hocam? Bakın ikisinin de birer açısı 108. İkisinin de birer kenarı 20. Ve ikisinin de aynı açısının yani 108'in tam karşısındaki kenarlar eşit. Tık 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 koymuşlar. Şunu çizmeye gerek yokmuş meğersem, ekstradan çizmiş olduk. O zaman bununla bu eş üçgendir. Burası 20 ise demek ki bu da 20'dir. Çünkü bu 20-20 ikizkenar üçgeniydi. Cevap 20 çıktı arkadaşlar. Evet, 13 numaradayız. Şuna bakalım. Düzgün altıgen demiş dostlar bize. Düzgün altıgende bakın bu kısa köşegen. Bu uzun köşegen. Uzun köşegen hep açıortay olur demiştim. 60-60. Kısa köşegen kenara dik iner demiştik 90. Kısa köşegen 12 köküç ya, bir kenarın köküç katıydı hep. O zaman bir kenar 12-12. Uzun köşegen bir kenarın iki katıydı her zaman. O zaman x 24. Tabi bunu isteseydim şuradaki 30-60-90 üçgeninden de 24'ü ve 12'yi yine bulabilirdim dostlarım. Şuna bakalım. Düzgün altıgenin içinden salak bir doğru geçerse hemen kısa köşegeni çizin demiştim dostlar. İşte çizdim. Kısa köşegen kenara dikinecekti. Diki de indirdik. Kısa köşegen bir kenarın köküç katı olacaktı. 6 köküçü yazdık. FK KA'nın 2 katıymış. Demek ki KA 2, FK'da 4 olacak. Çünkü 1'e 2 oranı vermiş ve bu kenarın toplamı 6. O halde burada Pisagor'u çakarsam ben x'i her türlü gömerim. X kare eşittir.
Bir 4'ün karesi 16, bir de 6 köküçün karesi 36 çarpı 3'ten 108. Bunların da toplamı 114, 124 yaptı. X kare 124 ise x dediğimiz şey 31 çarpı 4 oluyor, değil mi? Evet, 4 çarpı 31, 2 kök 31 geliyor sorumuzun cevabı. Evet, 15 numaralı sorudayız. Düzgün altıgenin alanı S1, ABC üçgeninin alanı S2 demiş dostlarım. S1 bölü S2, yani düzgün altıgen bölü üçgen. Bunu köşe taşında ispatlamıştık yine arkadaşlarım. Şöyle yapmıştık bunun için. Şimdi şu üçgen, sonra şu üçgeni çizmiştik, şu üçgeni çizmiştik arkadaşlarım. Ve dedik ki bu üçgenlerin her birinin alanı birbirine eşittir. A. Bu ortadaki üçgenin eşkenar üçgen olduğunu söyledik. Ve bu eşkenar üçgenin tüm düzgün altıgenin alanının yarısı olduğunu, yani 3A olduğunu söyledik. O halde tüm düzgün altıgen 6A, bu üçgende A olur. 6 bölü A birden 6 çıkar sorumuzun cevabı dedik. Ve geldik şu sorumuza, bakalım bu ne diyor. Düzgün altıgen yine CK AK'nın 2 katıymış. O halde bakın burası toplamda 12. 12, 12'leri yazalım şöyle. 12'lerimizi yazdık. Şu bizim kısa köşegenimiz. 12 kök 3. Kısa köşegen kenara dikiner demiştik. Bu 1. Burası 1'e 2 oranı varsa biz ne diyeceğiz? Toplam 12 kök 3 olduğu için 4 kök 3'e 8 kök 3 diye dağılırlar. Burası 4 kök 3. Burası da 8 kök 3. Bize de DKC dik üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Dik üçgenmiş bu. Dik üçgenin alanı dik olan kenarlarını çarpıyorsunuz ve 2'ye bölüyorsunuz. Buradan da 48 kök 3 olduğunu gördük arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Oo, daha bunun arkası varmış ya. Doğru ya. Kaç köşe taşıydı bu? 22 miydi? Evet, 22 köşe taşıydı. O zaman devam. 17 ile devam edelim bakalım. Düzgün sekizgen S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarıdır. Buna göre S1 bölü S2 oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Dostum burada da şunu yapabilirsiniz. Şuradaki S2 şöyle alan, yani normalde iki katı. Onu bir yazayım da ben. S1, S2'nin iki katı. Nasıl yapalım? Nasıl ispatlayalım bunu? Şuradan ispatlayalım. Şuraya biz bir A diyelim. Şunu çizdiğimizde kök 2 katı oluyordu. A kök 2. Şimdi dostum bunların kelebeklerin benzerlik oranları 1 bölü kök 2. Demek ki alanlarının oranı bunun karesi 1 bölü 2 olacak. 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2. Demek ki buna A dersem burası 2A gelmek zorunda. E tabi bu köşegen alanı 2'ye böldüğü için bu da A, bu da 2A ve bakın ne çıktı? 4A burası, 2A burası, 4 bölü 2'den 2'yi de göstermiş olduk. 18 numaradayız dostlar. Düzgün 15'gendir diyor. Hemen 360'ı 15'e bölüyorum arkadaşlarım. 30 olsaydı 12, 24 çıkıyormuş. 24 dediğimiz bizim dış açımız. Bunu çemberlerden öğretmiştim ben size. Çember yoluyla çözmeyi öğretmiştim. Şimdi x kaç tane kenar görüyorsa 1, 2, bu 3 kenarı görüyor. 3 tane. Gördüğü kenarların sayısı kadar dış açı görüyor demektir. Yani 3 tane 24 görüyor. 3 tane 24'ü görüyor ve gördüklerinin yarısına eşit olacak demiştim her zaman. Gitti gitti 12, 3 tane 12, 36. Bakın 19'da da aynısı var. Hemen bunu da yapalım. Düzgün dokuzgen. O zaman bir dış açısı 40. Demek ki şurada bir iki tane şurayı ya da şu taraftan 40, 40, 40, 40. Hepsine 40 yazalım. Bütün dış açılara 40 yazıyorduk. Bakın x yukarıdan bunu görüyor. 4 tane üstten görüyor. 2 tane de alttan görüyor. Önden ve arkadan da görüyor, değil mi? Şurası da x çünkü. O halde toplam 6 tane 40 görüyor. Yarısı olacak. 6 tane 20. Sorumun cevabı Denizli. Evet, şuna geldik. 20 numaralı sorumuzdayız. Yine çemberden çözecektik bunu da dostlarım. Dedik ki düzgün sekizgen. Bakın
Bize şuradaki E, F, yok F, P, H şurayı soruyor X'i. Şimdi X iki kenar buradan görüyor ki bu düzgün sekizgen olduğu için 45-45'tir dış açısı. Şu da 45. Ne demiştim? İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkartıp 2'ye böleceğiz. Yani 90'dan 45'i çıkartıp 2'ye böleceğiz. Cevap Ceyhan'dan gelecek. Şuna geldik. Bir konveks çokgenin çizilebilmesi için gerekli olan elemanların sayısı. Neydi bu bir çokgenin çizilmesi için gerekli olan eleman sayısı? 2n-3'tü. Bir köşesinden çizilebilecek köşegenlerin sayısında. Köşegenler bir köşeden çizilen köşegenlerin sayısı da n-3'tü. Ve bundan 12 fazlaymış dostlarım. Hemen burayı bir toparlayalım. 2n-3 eşittir. n-3 + 12 olur. -3'leri sadeleştirelim. N'i buraya alalım. N eşittir 12 çıktı. Yani bana da zaten kenar sayısını soruyormuş. 12 geldi. Şu ne diyor? Bir köşesinden çizilebilecek köşegenlerin sayısı ile bir köşeden çizilebilecek köşegenlerin sayısının formülü n-3'tü. Simetri eksenlerinin sayısının toplamı. Simetri ekseni neydi? Kenar sayısıyla aynıydı. N. 17 olan 17'ymiş bunların toplamı. Demek ki 2n eşittir 20. N eşittir 10. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 10 kenarlıdır. Paketledik çıktık. Evet arkadaşlarım. Şimdi tarama testini gömdük. Bir sonraki videolarımızda konu testlerini gömeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.